Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Mehmet Sercan Öge ile beraberiz. Yeniden Refah Partisi ile ilgili kendisinden bilgi alacağız. Amacı, misyonu nedir? Hedefleri nelerdir? Önümüzde 4 yıl sonra bir seçim var. Seçimlere nasıl hazırlanıyor? O 4 yıla kalmaz. O 4 yıla kalmaz. Yine bir erken seçim yaparlar. Ama şöyle düşünmek lazım. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak amacımız sırf baştakiler gitsin de kim gelirse gelsin değil. Bizim amacımız ekonomi düzelsin, Türkiye güzel yerlere gelsin, yeniden büyük Türkiye oluşturulsun. Bu. Kim yaparsa yapsın. Biz onları destekliyoruz. Yani işte sırf AK Parti gitsin, sırf Erdoğan düşsün de kim gelirse gelsin anlayışımız yok bizim. Bizim amacımız Türkiye'nin düzelmesi. Tabii ki biliyorsunuz bizim partimizi kuran kişi eski başbakanlarımızdan merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan, hocamızın oğlu Doktor Fatih Erbakan. Ne diyor Fatih Erbakan? Diyor ki kardeşim Allah sizden razı olsun. Yollar yaptınız, köprüler yaptınız, hastaneler yaptınız, Türkiye'yi geliştirdiniz. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Ama siz buraya geldiğinizde, iktidara geldiğinizde siz IMF'yi bitirdiğinizi söylediniz. Eyvallah. Ama Türkiye'yi IMF'yi bitirdiğiniz oranın 4 katında daha çok borçlandırdınız. Ne işe yaradı bu? Şu anda Türkiye'de hangi insana rastlasan, kimin cebinde kredi, kimsenin cebinde, herkesin cebinde kredi kartı var değil mi? Kimin bankalara borcu yok? Kimin kredi çekmeden ev alabiliyor? Kimse alabiliyor mu? Hayır. Türkiye artık borçlandırabilecek bir ülke haline getirdiniz. Bakın bir yılda bizim faize ödediğimiz ücretle bu saymış olduğum hastanelerin, yolların, otobanların 4 katını, 5 katını yaparız. Sadece faize ayırdığımız bütçeyle. Ya şimdi bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın kötü gün parası olarak ayırdığı bütçeyi bile alıp kullanmaya çalışan bir hükümet karşımızda. Arkadaşlar yeter. Metal yorgunluğu varsa o zaman bırakacaksınız. Yeniden Refah Partisi gelecek. Ülkenin refahı için, ülkenin huzuru için, ülkenin selameti için elimizden geleni inşallah yapacağız. Saadet Partisi, evet. Yani onlar zaten treninden çıkmış bir vagonun raylarından çıkmış bir tren olarak görüyorum ben açıkçası onları. Allah onları selamete erdirsin. İnşallah doğru yolu bulacaklar. İnşallah doğru yolu bulacaklar. Şu anda hizmet ettikleri İsrail'in vagonundan çıkıp inşallah bizim arkamıza doğru gelecekler. Bekleyelim. Biz kimseyi kınamıyoruz. Kimseyi dışlamıyoruz. Bakın kim olursa olsun insanlar farklı görüşlere sahip olabilirler. Tamam mı? Buradaki tek amaç aslında Türkiye'nin güzel bir şekilde ekonominin düzelmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyebilirsin, Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyebilirsin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyebilirsin, Saadet Partisi'ni destekleyebilirsin. Bak, herkesin görüşleri farklı olabilir. Amaç Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek. Arkadaşım kimse, herkes istemez mi ki güzel bir ülkede yaşamayı? Herkes istemez mi Avrupa'daki şartları? Herkes ister. O zaman siyasi partileri bir kenara bırakalım. Bak, Türkiye'nin gelişmesi için, büyümesi için elimizden geleni yapalım. Ben yine söylüyorum, baştakiler gitsin de kim gelirse gelsin bizim anlayışımız böyle değil. Bizim anlayışımız arkadaşlar Türkiye'nin ekonomisi düzelsin de, Türkiye'nin refah seviyesi düzelsin de bunu kim yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın, A partisi, B partisi hiç sorun yok. Biz İstanbul'da Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere girmeyeceğiz. Oyumuzu da Ehvenişer'den yana kullanacağız. Ehvenişer ne demektir biliyor musun? Hayra en yakın olan kimse ona kullanacağız. Efendim? Hayırlısı inşallah. İnşallah o hayra yakınsa o gelsin. Sıkıntı yok. Niye girmiyorsunuz? Hani giriyordunuz? Refah Partisi olarak seçimlere girme yeterliliğimiz yok zaten. Yeni kurulduk. O yüzden. Daha büyük kongremizi, evet, daha büyük kongremizi yapmadık. İnşallah. Kısmet. İktidara geleceğiz. Allah'ın izniyle desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.